General Mahmud Muhiti Uyghur milletinin pekhirlik oğlanı 1930-cı yıllardaki milli uygunuş devrinin asaslık rolçilerden biri bolgan General Mahmud Muhiti 1887-ci yılı küzde Turpan Astanı'da Muhitacı atlık Allık Uyghur bayının ailesi de tuğulgan. O Muhitacı'nın üçüncü oğlu bulup O birden bir ukisi Gusul Muhiti'din 7 yaş çoğ. Aksi Maksud Muhiti'din 2 yaş. Çoğ aksi Musulacı Muhiti'din 10 yaş kiçik idi. O deslepki aile terbiyesinden keyin öz yurtudaki konu mektep ve medreslerde okugan. Keyin soda ticaretke arlaşıp Ürümçi, Çöçek ve Rusya'nın Şamay, Kazan ve Otur Asya'daki her kaysi çok küçük şehirleri de hatta Moskova, Petrborg'a berip ticaret kılgan. O şu mezgilde yeniçi ilim pen bilimleri ve Rus tili ügengen. Keyinki mezgilde aksi Maksud Muhiti'nin yeni mektep iç işlerine her cehettin yardımcı bolgan. O bu hıl mesuliyetini 1911 yıldan 1931 yıldaki Kumul İnkılabı'ca izcil devam kılgan. 1932 yıldan başlap Mahmud Muhiti'mu koluğu kural elip inkılabı katnaşkan. Neticede o kısa vakit içidila Turpan kozgulançılarının rehberge aylangan. 1931 yılı 2. ayının 28. günü Uyghur halkının 20. əsirdeki keng kölemlik milli müstakillik kozgulanının tunji okları Kumul Tağlırdı etilgandın keyin Muhitiler cemaatinin başçılığı da Turpandımı kozgulan partlap Milli Azatlık İnkılabı Maksud Muhiti ve Mahmud Muhitilerinin vasıtısı da Tarım Vadisi'yi tutaşkan. 1933 yılı 12. Noyabr günü Kaşgar şehirde Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulganlığı cakarlandı. Mahmud Muhiti Kaşgar'a yetip gelgenden keyin Şarkı Türkistan Devlet Müdafiye Armiyesi'nin başkomandallıkını üstüge aldı. Miladiye 1934 yılı yazda Hocaniyaz Hacı atalmış ölkelik hükümetinin muavin reisi bolgandın keyin Ürümçi'ye meniş aldı da Hocaniyaz Hacı'nın kısımlardan bir diviziye kılıp teşkillenip 6. diviziye dep atılıp ve bu diviziyege Mahmud Muhiti kumandallıkı tayinlengen. Bu diviziye bir brigada 4 polik, bir muhafizeçi skadrondan terkip tapkan bulup 6. diviziye Uyghur atlık askerlerinin umumi sani 5000 etrafıda bolgan. Mahmud Muhiti 1934 yıldan 1937 yılı Hindistan'a çıkıp ketkücü bolgan arlıkta Şarkı Türkistan Azatlık İnkılabı'nın gelbisini saklap geliş üçün bütün küçü bilen tirişkan. Mehmetli Tevfik başçılıkıdaki akartış herkitini bütün küçü bilen kollap kıskı vakit içi de Uyghur Milli Marıpı'nın mislisiz güllengen devrini meydanı keltürgen. Mahmud Muhiti yani şu devirde Şingsegi setilip Uyghurlar arısı da mınlıgan pişni pasat tuğdurup milletini parçılığan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ağdırılışı'na zor töhp koşkan. 1934 yılı 2. ayda Tungallarının Kaşgar şehrini zor kölemde talan taraj kılışı'na yol körsetken milli hain Şaptol Damollam'ını öldürgüzüp Uyghurlarını bir balayı apettin halas kılgan. Yetişken komandan ve siyasyonlarga has sergek Mahmud Muhiti Xitay, Şingsay ve Sovet İttifakı'nın türlük suikast ve yeni mikirlerge ünümlük karşı şu devirlerde turup tozakı düşmügen ve düşmenge aldanmıgan bir Uyghur rehberi bolup kalgan. Şu çağdaki ciddi vaziyetni Sovet hükümetinin mehbi arxivlerden mu his kılış tamamen mümkün. Çünkü sabık Sovet İttifakı Kompartiyası siyasi bürosu 1930 yıllarda Şarkı Türkistan'ın siyasi təqdirge münasuvetlik bir jürüş məhbi kararlarını çıkargan bulup, öz devirde mutlak məhbi dep hesaplangan bu hüccetlerinin bir kısmı 2016 yıldan başlap Wilson Merkezi terpidin aşkarlangan.
Mezkur mehbi hüccetler içinde Sovyet İttifakı Kompartiyası siyasi bürosunun 1934 yılı 4. April günü General Mahmud Muhiti üstüden çıkargan bir parça mehbi hücceti alayıda dikkat kozgaydı. Mezkur hüccetin malum buluşça General Mahmud Muhiti Navadi Ürümçi hükümetine karşı herbi hareket kozgaş niyetinde bulup kalsa, Rus generallardan Frinovski bilen Urdski'nin General Mahmud Muhiti komandallıkıdaki 6. diviziyaya kaytarma hücum kozgap, onlarını üzül kesil tarmar kılış hakkıda aldın ala herbi plan tüzüp koyuş buyruğu düşken. 1936 yılı 12 May keş yüz bergen Şaptul Damollu vakasından keyin Şingsey Kadir Hacı'ya buyruk düşürüp Mahmud Muhiti'nin taktika ve stratejik planlarını tüzüşki mahir en kabul ofiserlerden Ahmet Kuli Hacı ve Hemden Bey Hacılarını mehbi tutkun kılıp Ürümçi'ye ilip ketken. Arkadınla avazi Hocaniyaz Hacı'ya okşaydıgan namelum birini Mahmud Muhiti'ye telefon kılgızıp alaydı bir mihmanın Kaşgar'ı bardıgallıkını, onu çokum özü bivaslı kütüvilişi kereklikini cikiligen. Şingsey bu yilisi arkalık Kaşgar aeroportu da Mahmud Muhiti'ni kesleb öldürmekçi bolgan. Bırak Mahmud Muhiti zeyrek bolgaşka, Ürümçidin kelgen mihmanın aldığı özü çıkmay, ademlerini çıkargan. Uygur askerler sırlık mihmanını aeroplandın çüşken haman tutkun kılıp, onun yeniden Sovyet İttifakı'da işlengen bir tapançını tapkan. Neticede Mahmud Muhiti onu etip taşlap, koralını Ürümçi'ye evet bergen. Şingsey ve Sovyet İttifakı'nın üzlüksüz besimi ve suikastları sebebinden Ürümçi'ye barmay, Kaşgar'da turuşku gözü yetmegen Mahmud Muhiti puhtu plan tüzüp, 1937 yılı 4. ayının 2. günü nihayeti ustalık bilen Karakurum Bağrı'daki Kökart Dağı'nı arkalık Hindistan'a ötüp ketken. Mahmud Muhiti Hindistan'a ketkendin keyin onun varisi Abduniyaz Kamal Şingsey'e kaza yürüyüş kozgap Kaşgar ve Aksu'nu elip Gelbi Seri Şimal'a yürüyüş kılıp ta ki hazırkı Ürümçi etrafıgıçı yetip bargan. Şingsey arkalık öz planlarını işka aşırışka amalsız kalgan Sovyet İttifakı hükümeti 1937 yılı 8. ayda Torgat Çigrası arkalık Kızıl Armiyanın motorlaşkan kısımlarını kırgüzgen ve Cellat Şingsey'ni yeni bir ketim himayi kılgan. Sovyet İttifakı Kızıl Armiyası ayrıplan ve tankılarının himayesi bilen şiddetlik hücum kozgap, ahırda Abduniyaz Kamal kısımlarını tarmar keltürgen. 1937 yılının yaz aylarından ta ki küzgeçi devamlaşkan Şerqi Türkistan'daki bu kanlık uruşta 10 minliğen Uygur askerleri Sovyet Kızıl Armiyası terpiden kırıp taşlangan. 2 yılı yakın Hindistan'da turup çıkış yolu izdigen Mahmud Muhiti Bombay'daki Japonya konsulu bilen görüşüp Japon hükümetinin panahlık talep kılgan. Mahmud Muhiti 1939 yılı 3. ayının 2. günü Hindistan'daki Angliya sakçılarının nazaretinden kutulup Japonya'ya yolu çıkan. 4. ayının 1. günü Japonya'nın Kobe şehrine yetip gelip 6. günü Tokyo'ya gelgen. Mahmud Muhiti 1940 yılı 3. ayının 27. günü Japonya Taşkı İşler Ministri Arita Hachiro'ya yardım talep kılıp yazgan iltiması da Şerqi Türkistan'ın işgalçı Xitay'ın zimini emeslikini. Şu sebepten Uygur halkı özlerinin besivilinğen bu ziminini Xitay işgaliyetinden kutulduruş üçün hazırgıça sanaksız canlarını elip bargallıkını vatanını azat kılış yolu da Uygur halkının kallarının derya bulup akallıkını Şerqi Türkistan müstakillik görüşünün devam kılışı üçün yardım sorgan. Japonya arxivlerdeki bazı materyallarda görüştülüşçe Mahmud Muhiti başçılıkıdaki Şerqi Türkistan vekilleri Tokyo'ya yetip gelgende Japonya Müslümanlar Cemiyeti'nin reisi Hayashi Sanjiro başçılıkıdaki kişiler onlarını kütüp algan. 1939 yılı 11. ayda Japonya'da ötküzülgen Müslümanlar körgezmesine Mahmud Muhiti başlık 9 nefer Şerqi Türkistanlı katnaşkan. Ular körgezmeyi katnışıp öz isimlerini yazıp imza kaldırgan. Siyasiyon Vaki Saka'nın Mahmud Muhiti bilen aynı yıllarda elip bargan söhbet hatırsıgı asaslanganda
Vakisaka özü birlikte Mahmud Muhiti başçılıkıdaki Şarkı Türkistanlıklarını Tokyo'daki Yasukuni Buzurkuvarlar kabristanlıkı başlap kirgen. Mahmud Muhiti tarihteki Japon kahramanı Saka no Uenu Tamura Maro'nun resmige karap bu kişi man okşaydıken digen. Mahmud Muhiti Japonya'da turup Angliya elçihanesi bilen mu alakılışıp Şarkı Türkistan'ın azatlığı üçün yol izdigen. Keyin Mahmud Muhiti başlık 13 kişi Japonya hükümetinin orunlaştırışı bilen 1942 yılı Japonya işgaliyetindeki Beijing'e yolu selingan. Şarkı Türkistan'da neşir kılıngan her kaysi devirlerdeki tarihi materyallarda Mahmud Muhiti'ni 1944 yılı Beijing'de vapat bolgan dep hatırlıgan. İdikut Oğlanları namlı kitabının 388. betide yazgıcı Ablimit Muhiti, küçük dadısı Mahmud Muhiti'nin 1944 yılı kesel bilen Beijing'de vapat bolganlıkını bayan kılgan. O yana Mahmud Muhiti'nin düşmeler terpidin zehirlep öldürülgenlikini ilgiri sürgen. Mahmud Muhiti hayat çığda onunla hemra bolgan. Vapat bolganda namzını düşürgen Çingiz Han Damollam generalının kandak vapat bolganlıkını belki Muhitiler cemaatige ayrım eğitbergen buluşu ya ki bu sırrını o alemge elip ketgen buluşu mümkün. Çingiz Han Damollam'nın aksının eğitişi karganda Japonya hükümeti alayıdı məksət bilen Mahmud Muhiti ve Çingiz Han Damollam'ni Beijing'e orunlaştırgan. Mahmud Muhiti 1944 yılı Beijing'de vapat bolgan. Mahmud Muhiti vapat bolganda namızını Çingiz Han Damollam çürüp bir kolluk yerlikini koygan. Çingiz Han Damollam bir tukallarının vetinigi kayıtıp geliş hakkıda arka arkadın yazgan teklif hitinin türküsü bilen 1945 yılı 13. ayda yurtuğu kayıtıp gelgen. Ürümçigi minış yolu da Turpan'a yetip gelgen de Muhitiler cemaatinin aksakallarına Mahmud Muhiti'nin vapat buluş ceryallarını ağzaki yetip ergen. 1949 yılı 13. ayda Xitay komünistleri Şarkı Türkistan'ını işgal kılgan haman, nurgun tarihi sırlarını bilidigan Çingiz Han Damollam'ni Kaşgar'da tutkun kılıp, 1952 yılı 2. ayının ahırları başka 30 neçi vatanperverler bilen bir Katar'da etip öltürüp etken.